Evet, sohbetimize devam ediyoruz. Hocam senin bir sorun benim var. Benim Ömer Bey'e bir sorum var. Halen tutuklu bulunan müvekkillerinizin durumu nedir? Yani hapiste yatma şartları nedir? Bir sıkıntıya, ezaya maruz kalıyorlar mı? Moralleri nasıl? Siz herhalde sık sık görüşüyorsunuz. Evet. Yani haftada bir iki mutlaka gitmeye çalışıyorum. Nerede bulunuyorlar şu anda hocam? Metris cezaevinde. Orada mı olmaları gerek? Yok. Orada olmaları gerekmiyor. Yani sonuç itibariyle bunlar o dönem itibariyle sonradan bazıları meslekten ihraç edildi ama devlet memurlarıdır. Devlet memurları da aynı statüdeki kişilerle yani Paşa Kapısı cezaevinde yatmaları gerekiyordu. Hmm. Paşa Kapısı'na biz götürülmesini beklerken Metris şokuyla maalesef. Buna kim karar veriyor? İşte savcı mı? Tabii savcılık karar veriyor. O, bana göre o yanlıştı, hatalıydı. Niye derseniz, şimdi memur memurla yatar. Mesela Balyoz Ergenekon'da ne oldu? Muvazzaf askerler hastalığa gitti. Hmm. Doğru mu? Doğru. Muvazzaf olmayanlar Silivri'ye gitti. Doğrusu bunun buydu. Burada da bunun yapılması gerekirdi. Bu yapılmadı. Şimdi Metris cezaevinde sizin kan düşmanınız, can düşmanınız diyeceğiniz insanlarla aynı cezaevini paylaşıyorsunuz. Bu insanlar sizin görev yaptığınız dönemde yakalayıp adalete teslim ettiğiniz kişiler. Caniler bunlar. Suçlular. Evet. Veya zanlılar. Sanıklar. Diyelim. Her neyse. Sonuçta evet. Katili de var, örgüt mensubu da var. Yani katil canidir sonuç itibariyle. Birçok insan öldürmüş insanlar var. Siz bunu bu insanlarla aynı cezaevini alamazsınız. Biz yani böyle bir teamül mü var? Hayır, yasanın gereği bu. Uygulama bu. Yasa da bunu emrediyor zaten. Peki bir şey alınmadı. Daha soracağım. Bazıları meslekten ihraç edildi dediniz. Yani idari kararla mı, mahkeme kararıyla mı ihraç edildiler? Mahkeme kararıyla değil, idari olarak ihraç edildiler. Biz de bu ihracın hukuk aykırı olduğundan dolayı idari mahkemelerde dava açtık. Şu an davalar hala devam ediyor. Davalar devam ediyor. Yaklaşık bir yıl sürecektir. Bir yıllık sürenin sonunda da LHV'ye aleyhe verilen karar doğrultusunda bu iş Danıştay'a gidecek. Ona göre işte ihraç haklı mıdır değil midir ona karar verilecek Danıştay tarafından. Nihai bir karardır. Ha, cezaevindeki müvekkillerimizin durumu şudur. Bakın, psikolojik durumlar nasıl? Ben söyleyeyim size hocam. Ben 15 senelik avukatım. İnanın bana ben bu psikolojide bu derece moral ve motivasyonu yüksek insan tanımadım. İnsanlar tanımadım. Yani insanları savcının karşısına bırakın tutuklamayı. Savcının karşısına aldığınız zaman bile böyle titrer, korkar, panikler. Bu doğal insani bir şeydir. Çünkü yargının her zaman için bir ürkütücü tarafı vardır insanlarda. Ben mesela hiç hayatta kravat takmam. Mahkemeye gittiğimde cebimde olur kravat. Normaldir bu aslında. Evet. Çünkü cebinde değil, boynunda. İçeri girerken boynumda takıyorum. Mahkemelerin bir ağırlığı vardır. Evet. Fakat bizim müvekkillerimiz gerek mahkeme aşamasında, gerek tutuklama aşamasında dimdikler, çok vakurlar. Şu an cezaevinde de öyle. Ben önceki programda şöyle bir iddiada bulundum. Bu insanların, yani bu profilde insan modelini ben görmedim. Yok. Ha, ben şuna bağlıyorum. Demek ki haklı olmak, mağdur olmak, mazlum olmak gerçekten böyle bir şeydir. Yoksa diğer türlü o insanların bu şekilde kalması mümkün değil. Bütün özgürlükleriniz elinizden alınmış. Mesleki olarak ihraç edilmişsiniz ama gayet iyiler, gayet dikler. Ve bu dik durmalarda maalesef birilerini tabii ki rahatsız etti. Edecektir çünkü. Ya ama bunlar da rahat durmuyor. Bir de eylem de yapıyor yani. Ne eylem hocam? Ya tişört giyiyorlar işte sıfır. Eylem değil ki bakın orada aslında oraya götüren emniyet mensupları suç işliyor. Ağzını kapatıyor. Fiili müdahale bulunmuyor. Evet. Tişört giymek suç değil ki. İşte biz niye? Haram lokma yemedik filan. Evet yemediler. Yedim o... diye mi pankart astılar? Hayır Ömer Bey o memurlar görevini yapmıyor mu? Yani ağzını kapatırken başka olaylarda da gördük bunu. Orada o insan bakın şimdi. Gençler bağırıyor çağırıyorlar. Hani o solcu gençlerden kapatıyor. Fehriye Erdal DHKPC'li değil mi? Evet. Neler dedi neler. Birçok PKK'lı şu diyebilir ya. Bu o anda onu söyleyebilir. Siz bunu engelleyemezsiniz. Fehriye. Evet.
Şeyde Avrupa Mahkemesi'nde onlara, meydan okudu tabii. Onlara yapılmayan muamele hatta bizim tehditlerde bulundu. Yapıldı. Evet. Tehditlerde orada bulundu. Onun ağzını kapatıp fiili müdahalede bulunan suç işlemiştir. Bizim onlarla ilgili zaten. Peki bunların eylemleri yani bu pankart asma, biz haram lokma yemedik. Toplumda, kamuoyunda nasıl makes buluyor? Yani seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Başka türlü toplumda zaten. Toplumda ne deniyor? Şu an şey? Mesela Çağlayan Adliyesi'nde bizim müvekkillerimizin hakikaten çok ciddi hukuksuzluklarla karşı karşıya. Gerek bu gözaltı süresince, gerek sonraki süreçte. Az önceki Metis olayını bahsettim. O bile başlı başına bize göre şaibedir, sıkıntıdır. Peki, nasıl sesinizi duyuracaksınız? Başka türlü sesinizi duyurma şansınız yok ki. Ve bunu haklı ve meşru bir çerçevede, meşru bir platformda yapıyorsunuz. Evet. Mesela ilk bizim müvekkillerin alındığı grup Yurt Atayön mesela. Yurt Atayön'ün ve diğer müvekkillerimizin, inanın bana, bu insanların büstünün yapılması gerekir. O kadar vatana, millete çok büyük hizmetler etmiş insanlar. Sırf algı yaratmak için Yurt Atayön Bey'i arkadan kelepçelidir. Ömer Köse'yi aynı şekilde kelepçelidir. Onu da önden kelepçelidir. Peki ne değişti de 17 Yakup Saygırlılara kelepçe vurmadınız? Ne oldu? O kaçıyordu da bu kaçmıyor muydu? Ha, nedir işte? Yanlış, algı. Kanunu herkese uygulayacaksınız. Peki bu Ergenekon ve Balyoz davalarında komutanlar, muvazzaf komutanlar, herhangi bir suçla da itham edilmeyenler, yani bir dayanışma gösteriyorlardı tutuklulara. Evet. Mesela cezaevine gidiyor onlardı. Hatta Genelkurmay Başkanı gidiyordu. Hallerini, hatırlarını soruyordu. Ve niye gittiniz efendim diye sorulduğunda da işte mesleki dayanışmadır. Bizim insani vazife. İnsani vazife. Gidebilir. Yasa izin veriyorsa gider görür. Siz mesela de böyle bir şey var mı, öyle bir mesela? Şöyle mesela düşünün. İçeriden isim yazdırılıyor. Hı. İşte benim arkadaşım filan emniyet müdürü diye. Hı. Onun ismini yazdırıyorsunuz. O şahıs geliyor sizinle görüşüyor. Yasanın verdiği izin çerçevesinde müsaade ettiği ölçüde yani görüşebiliyorsunuz. Yani böyle gidip görüşmek isteyen tabii, çıkıyor. Tabii. Veya savcının direkt siz mesela atıyorum işte Yurt Atayön Bey sizin bir tanıdığınız, bir arkadaşınız veya bir gazeteci aile kimliğinizle. Aile yakın olmak gerekmiyor mu Ömer Bey? Şöyle savcı iznini ne mesela siz aile yakını değilsiniz. Haftalık görüşmelerde aile yakınlığı gerekiyor da siz mesela gazeteci tamam. kimliğinizle Ahmet Turan Alkan olarak Ömer Köse Bey'i gidip görmek isteyebilirsiniz. Savcı Bey'e bunu dilekçeyle belirtirsiniz. Kabul edebilir, reddedebilir. Genel itibariyle de kabul ediyor ama reddedebilir tabii ki. Bu Sayın evet. Savcı'nın inisiyatifinde, yani takdirindeki bir durum. Peki mesela bir şey kafama takıldı. Şimdi tutuklama kararı mahkumiyet kararı değil. Değil tabii ki. Hal böyleyken niçin bu kişiler meslekten atılıyor? Acaba maaşları da kesilsin? Çoluğu çocuğu merde namerde muhtaç olsun diye mi yapıyor? Çünkü davanın sona ermesini beklemeleri gerekir. İdari açıdan meslekten atmak için değil mi? Yani şimdi bunun aslında bakarsanız doğrusu odur. Siz bu insanı yani Ergenekon'da öyle yapıldı. Şöyle bir idari soruşturma vardır, bir de cezai soruşturma vardır. Evet. Şimdi idari soruşturma bağımsız yürür, cezai soruşturma bağımsız yürür. Ama burada cezai soruşturma idari soruşturmanın güdümünde gidiyor. Niye? Ben size şöyle söyleyeyim. Bizim müvekkillerle ilgili esaslı bir savcılık takibi yok. Mesela casusluk falan deniyor ya. Şimdi casusluğa ilişkin ne diyor? Diyor ki dinleme yapmışsınız. Ya bunu destekleyen bir soruşturmanız var mı sizin? Teknik fiziki takibiniz var mı? Bir soruşturmaya konu işte mahkeme kararınız var mı? Dinleme yapmış mısınız? Bakın o kadar mesela gerçekten casusluk gibi bir ağır bir suçlamaya insanları maruz bırakıyorsanız o insanların evinde arama yaparsınız. Telefonlarına el koyarsınız. Bütün dinleme kayıtlarını alırsınız. HTS kayıtlarını alırsınız. Bunların hiçbiri yapılmadı. Kendisi dinlenilir değil mi? Dinlenmesi tabii lazım. Peki dinlendiklerine yani, dinlenmişler mi? Bizim müvekkillerim. Evet. Hayır casusluk. Hayır bakın ne yapılmış ben onu söyleyeyim. İdari soruşturma bu, bakın. Bu çok enteresan bir yapı değil mi? Hiç dinlememin hiçbir şey. Çünkü casus takip edilir ya. Casusluk takip yaptı. Edilir. Onlar hissi kabbel vuku ile anlamışlardır. Hissederek casusluk. Evet. Hissederek aynen öyle. Şimdi idari soruşturmada müfettişlerin hazırladığı raporlar var. Bu müfettişler de hukukçu değil. Bakın bu evet. Çok önemli. Şimdi hukukçu olmayan bir kişinin hazırladığı idari raporu savcı alıp dosyasını koyuyor.
Bunun üzerinden de müvekkilleri çağırıyor, tutuklamaya sevk ediyor. Şimdi idari soruşturmayı hazırlayan kişi emniyet müdürleri. Siz emniyet müdürü hukukçu değil ki, bu insanın hazırladığı raporu siz direkt nazara dikkate alamazsınız ki. Savcılık makamı olarak sizin bu suçlamalara ilişkin araştırma yapmanız lazım. Delillendirmeniz lazım. Fakat böyle bir durum olmadı. Anladım. İdari soruşturmaya müvekkiller programımız bitti de bir cümlelik sizde ne kadar sürer bu ya bu Ergenekon ve Balyoz davadan da olduğu gibi yıllarca sürer mi bu şey? Burada yıllarca sürecek bir şey yok. Bakın size söyleyeyim. Şu Suç Ceza Mahkemesi diyoruz ya, bunlar Suç Ceza Hakimliği daha doğrusu. Normal hakimlerin önüne geçsin. Ertesi gün bu insanlar tahliye olur. Peki normal hakimlerin önüne gelecek mi bu davalar? Eğer Anayasa Mahkemesi suç ceza hakimliklerini iptal etmese şu an bu kısır döngü içerisinde. Yani suç ceza hakimlikleri hükümde tesis eder mi? Hüküm tesis edecek zaten. Savcı iddianame hazırlayacak. Mevcut suç ceza hakimleri yargılama yapıp karar iddiaz edecek. Yani o da diğer davalar gibi Yargıtay yolu açık. Tabii ki Yargıtay yolu açık. Aslında onu da kapatsalardı mesela. Yani buradan duyurmuş olalım, onu da kapatsınlar. Yani inşallah Yargıtay yani o aşamaya gitmez. Bakın ben eğer gerçekten... Ben de zannetmiyorum, ben uzun süreceğini bu insanların, bakın bırakın tutuklamayı. İnanın bana soruşturma bile yapacak aleyhlerinde bir delil yok. Diyor ve... Şüpheli bile olamazlar bizim. Peki. Bırakın tutuklamayı. Diyoruz. Şüpheli dahi olamazlar. Ve programı bitiriyoruz. Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür bizi ederim. Teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. Bilmediğimiz bir sürü konu var. Hakikaten de yani bu hukuki süreci biz çok iyi bilmiyoruz. Seyircilerimiz de böylelikle fikir sahibi oldu. Haftaya buluşmak umuduyla hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.